cezaevimize yapılan bu bekleme salonunun açılışı sebebiyle tertip edilen bu programa yoğun iş yükünüzden feragat edip vakit ayırıp katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Tekrardan hoş geldiniz. Ben ceza hukuku sistemlerinde hürriyeti bağlayıcı cezaların temel amacı kişilerin özgürlüklerini kısıtlamaktan ziyade onları bir iyileştirme sürecine tabi tutarak topluma tekrar kazandırmak da vardır. Cezaevinden çıkan bir hükümlü kısa sürede topluma entegre olacak ve bir daha suç işleyip buralara düşmeyecektir. Bu anlamda cezaevlerinde eğitim, öğretim, sosyo-kültürel, dini ve sportif faaliyetler yapılmaktadır. Tam bir hükümlünün ıslah edilmesinde daha sürecin ilk başında, yani bir suçlunun suç işlediği ilk andan itibaren gerek emniyette, gerek adliyede, gerekse cezasını çekmekte olduğu bu cezaevlerinde kendisinin ve yakınlarına karşı tutulan insani tavır ve davranışların ehemmiyeti çok daha önemlidir. Mahkum yakınlarının yakınlarını ziyarete geldiklerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri, ibadetlerini yapabilecekleri, yazın sıcaktan, kışın soğuktan korunabilecekleri bir tesisin olmadığının farkına vardı. Cezaevimizin ihtiyaçlarını gözlemleme amacıyla ziyaretlerde bulunmuştuk. Geldiğimizde gerçekten mahkum yakınları orta yerlerde oturuyorlardı. O zaman bizden kamalya istenmişti. Biz yakınlar için kamalyaları koyduk. Onlar kısmi ihtiyaçlarını karşılamış oldular. Ancak kış döneminde gerçekten soğuktu. Bir başka ziyaretimizde artık durumun çok iç açıcı olmadığını müşahede ettik. Başsavcımız, kaymakamımız falan böyle bir ihtiyacın olduğu noktasında istişare ettik. Tabii cezaevi büyük bir cezaevi. Mahkum yakınlarının herhangi bir hatası da, yanlışı da yoktur ve onlar insandırlar. Burada bebeklerin, kadınların ortada kalmış olmaları bizleri gerçekten rahatsız etmişti ve bunun bir ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Ve başsavcımızın ifade ettiği gibi hızlı bir şekilde kışın da çalışmalar devam etmek suretiyle tamamladık. Tabii hesaplamalarımız biraz da beni düşeşe getirdi başsavcım. Az rakama çıkarız demişlerdi ama inşaat maliyetlerindeki artışlar bizi biraz bu noktada hesaplarımızın dışına çıkardı. 900 bin lira gibi bir maliyet oldu. Öz kaynaklarımızla karşılanmış oldu. Mahkum yakınlarımızın burada hem dinlenebilecekleri, zorunlu ihtiyaçlarını giderebilecekleri, işte bebeklerinin emzirme, temizlik ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve namaz kılabilecekleri mekanları, bir de onların diğer ihtiyaçlarını karşılayacak kantin şekliyle oluşan bir tesisi hızlı bir şekilde hizmete açmış olduk. Bu müessesenin cezaevimize, cezaevi yönetimimize, yargı mensuplarımıza ve en önemlisi de kullanacak olan mahkum yakınlarına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ne mutlu. Açılışını hep birlikte yapmak bizlere nasip oldu. Öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sürecin benden önce başlayan kısmı vardı. Aydın abiyi de bu vesileyle kulaklarını çınlatmış olalım. Ona da gıyabında teşekkür ederim. İstişareler sonucu bu tesis buraya kazandırılmış. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.